Kadir Bey hattımızda. Kadir Bey günaydın. Günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun, eksik olmayın. Buyurun efendim, dinleyelim. Hocama bir sorum olacaktı. Tabii. Hocam ben bel fıtığı var bende 20 yıldır. Bel fıtığı. 5. omurilikte sağlı solu bir de bel kayması var. Geçmiş olsun. Evet. Bir de ayak bileğimden aşağıya doğru buz torbasının içerisinde 10 yıldır. Hmm. Gece gündüz, yaz kış buz gibi. Evet. Damar tahliline gittim, filmler çektirdim, MR çektirdim. Yok bir şey diyorlar. Fakat ayağım sürekli buz halinde. Hareket halinde bir şey yok. Uyku bana haram. Sürekli ayaklarım sızlıyor. Yazın çorapla yatırıyorum. Battaniyeye sarıyorum. Sıcak su torbası yapıyorum. Tedavisi yok. Olmuyor. O ağrıları sızıyı kesemiyorum. Sürekli buz torbasının içinde. Bileğimden aşağısı. Anladım. Rica edeceğim hocam. Bilgini de. Peki. Ali Fatih Bey çok geçmiş olsun. Kağıt kalemle lütfen takip etmeye devam edin. Ne olur mu? Sağ olun paylaştığınız için. Ali Bey'e ben iki şey önereceğim. Ay Kadir Bey pardon. Ali Fuat Bey az önce arayan. Ha, Kadir Bey. Karıştırdım. Kadir Bey. Peki. Kadir Bey'e. Şimdi burada bu ikisini de uygulayacak ama. Öyle mi? Bir tanesi dıştan tabii. Ne diyor? MR çekilmiş. Orada bel fıtığı teşhisi konulmuş kendisine. Evet. Ne yapacak bunun için? Bakın raporunda da yazar. Bulging diye yazar. Veya hernia der. Veyahut protrüzyon der. Taşma hafif. Hmm. Yani bu MR raporları genelde işte lomberdedir. Lomber 4-5 S1'de olabiliyor bu. Yapacağınız şey bir defa kullanacağınız malzeme iki tane ardıç yağı. Ardıç yağım hazır. Ama ardıç yağının da hakiki ardıç yağı olması lazım. Hep değerli izleyicilerimize ben anlatıyorum. Maalesef bazı üreticiler bu işin şeyine kaçıyorlar. Ticaretine yani, tabii, kaçıyorlar. Yani ne bileyim ben ayçiçeği yağının içerisine ardıçı koyuyorlar. Veya lavantayı koyuyorlar. Ağzı kapalı bir hafta bekliyor. Lavantanın kokusu o yağa geçiyor. İşte diyor bak mis gibi lavanta kokuyor. Lavanta yağı küllün yalan. Faydası yok. Ardıç yağı, hakiki ardıç yağı. Doğrudan ardıçtan destile edilerek elde edilen ardıç yağı bel fıtığı ağrılarını almakta müthiş etkilidir. Nasıl kullanacağız ardıç yağını? Dıştan sürecek onu iki defa. Ense kökünden kuyruk ense sokumuna kökünden, kadar. Evet, iki defa böyle sürüp kapatacak. İki kere süreceğiz, kapatacağız. Evet. Günde bir kere mi yapacağız bunu? Günde bir defa yapmaları yeterli. Şimdi esas o bel fıtığını tedavi edecek olan diğerini yardımcı tedaviden çok çok daha ileridir bu. Yani nedir? 40 kilit işte. Oo, buna da mı iyi geliyor hocam? Evet. Nerede bizim 40 kilitimiz? 40 kilit burada. Biraz önce. Burada, evet. Burada elimde. Bunun burada. Bundan bir, iki tutam bundan alacaksınız. Tamam. Bir bardak suda 5 dakika kaynatıyorsunuz. Bunu. Bir tamam, bardak suda. Kaynatmıştık. 5 dakika kaynatıyorsunuz. Evet. Ah, pardon, onun içindeki bir tutamdı. Ama burada bel fıtığında iki tutam atıyorsunuz içerisine. İki tutam. Bir evet. tanesini attık. Buyurun diğer tutamı da şöyle ilave evet. edeceğiz. Süpersiniz. Sağ 5 dakika bunu kaynattınız. Evet. Ne oldu? Altını kapatıyorsunuz. Ilımaya bırakıyorsunuz. Ilıdıktan sonra bunu süzeceksiniz. Ve bir yoğurt kasesinin içine dökeceksiniz onu. Hmm, 5 parmak kişi yatacak bel fıtığı olan. Sırtı açık. İçerisinin soğuk olmamasına dikkat etsinler. Yani yoğurt kasesine döktünüz bunu. 5 parmağınızın ucunu daldıracaksınız kasenin içine. Ense kökünden kuyruk sokumuna doğru. Yani 15-20 defa bunu ıslatıp süreceksiniz. Islatıp süreceksiniz. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Evet. Ertesi gün ne kullanacaksınız? 2 defa ardıç yağı. Bir gün 40 kilit, bir gün ardıç yağı yapacağız. Evet, biz bununla böyle ha, bir tamam zaten 2-3. kullanımda dünya varmış diyecek. Dünya varmış diyecek. Ah evet. Ne güzel. Hocam o alabalıklar falan, mısır püskülleri, enginarlar. Şimdi bu ben kimseye bir şey demek istemiyorum. De elimde bir şey işte şuna iyi gelir, buna iyi gelir. Soyuyor. Fakat benim esas üzüldüğüm şey nedir? O enginarın
taç yapraklarını, dış yapraklarını çöpe atıyorlar. Atmayın. Evet, o doğru. Yapraklar evet sindirim için çok faydalı. Safra kesesi için faydalı ama sürekli içilmez o. Yani haftada 2-3 defa içersiniz veya bir ziyafete gittiğinizde sindirim biraz sindirim problemi olursa yani ziyafet de işte biraz yemeği kaçırdıysanız evet. işte 4-5 tane bu enginarın kurutulmuş yapraklarından tablasının dış yaprakları var ya evet, evet. evet ondan böyle 7-8 dakika kaynatıp içeceksiniz suyunu evet ve evelallah midenizin nasıl boşaldığını sindirimin hızlandığını şey yapacaksınız. Bakın Esra kızım buyurun. İsviçre'de İsviçrelilerin milli yemeğinin adı röşti'dir. Röşti. Neden yapılıyor hocam? Patatesten yapılır. Envai çeşit onların hazırlama şekli vardır. Röşti. Ve yani İsviçre mutfağı biraz ağırdır. Yani sadece röşti için demiyorum ben. Genelde şimdi bir restorana gittiğiniz zaman size Çinar, C-Y-N-A-R, Çinar diye bir içki getirirler. Allah Allah. İçki tabii. Evet. Eğer fazla yediyse kişi genelde getirirler. Mesela İngiltere'ye gittiğinizde iyi bir lokantaya yemekten sonra hemen peynir arabası gelir. Orada bir sürü her ülkenin kendi kültürü var. Şimdi ya siz istersiniz veya siz istemeden iyi restoranlarda çinar gelir. Şimdi çinarın şişesine baktığınızda ne göreceksiniz? Enginar resmini. Enginar resmini görürsünüz. Işte. Çünkü çinar Latince adıdır enginarın. Hmm. Efendim siz onun alkollüsünü yapmanıza gerek yok. Onun yaprakları da bu amaç için fazlasıyla uygundur. Peki hocam mide çayı ağrısı yani. İçin bir öneriniz var mı diyor Rıdvan Yüksel. Mide ağrısı için önerimiz şimdi efendim bakın bunlar genel tanımlar. Tamam. Evet hocam. Genel efendim midem ağrıyor. Şimdi yani neye bağlı bu? Neden dolayı? Buna doktora gidecek. Diyelim ki öyle mi? Peki doktora gidecek. Şöyle yapalım mı? Telefondaki izleyenimizin de mide ağrısı varmış sevgili hocam. Buyurun hiç efendim. Olmazsa onunla bunu mülakat edebiliriz. Efendim hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Buyurun efendim. Merhaba. Mideniz ağrıyormuş. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Sağ olun. Teşekkür gastrit ediyorum. Gastrit mi? Ülser mi? Endoskopi yaptırdık. Evet. Gastrit çıktı. Bizde yalnız rahatsızlık ilaç tedavi kullandım. Geçmedi. Sırtıma vuruyor ağrısı. Peki Helicobacter pylori diye bir bakteri var mıymış midede? Hocam Helipak kullandım. Ha Helipak. İşte onun antibiyotiği. Demek ki sizde şey var. Helicobacter pylori. Helipak dediği. Evet, evet, evet. Ha, onun o bakterinin antibiyotiğidir. Bir kutu mu kullandınız? Evet. 14 günlük tedavi kullandım hocam. Sıfırladı mı? Yok ağrı var yine şu anda yani de. Şimdi isminiz neydi? Basri Mutlu hocam. Basri Bey. Efendim? Basri Bey. Şimdi Basri Bey bakın Helicobacter pylori midedeki bir bakteri bu. Allah korusun yani bunun mutlaka tedavi edilmesi lazım. Zaten antibiyotiğini kullanmış, endoskopi de yapılmış kendisine. Evet. Orada görülmüştür bu. Burada dikkat edeceğiniz şey, her defasında siz gene doktorunuza danışın. Endoskopi yaptırarak, çünkü zor, pek istemiyor, insanların pek hoşuna gitmiyor o şey. Evet. Bir şeyler evet. sallandırmak mideye. Nefes testiyle, solunum testiyle veya dışkıya yani gaytaya bakarak Helicobacter hala midede mevcut mu değil mi bunun testini yaptırtabilirsiniz. Her defasında böyle 6 ayda bir endoskopiye gerek yok. Benim size önerim bakın. Buyurun hocam. Brokoli bildiğimiz brokoli evet. 200-250 gram brokoliyi böyle 1,5 bardak suda haşlayıp suyunu içeceksiniz. Haşlanmış tamam tanelerini de salatanızda kullanın. Şimdi bu tamam Helicobacter pylori'ye karşı mükemmel savaşan bir sebzedir. Yalnız dediğim gibi o şeyi kontrol ettirin. Yani Helicobacter pylori'nin tamamen yok olması lazım.
Biliyorsunuz uzun yıllar bu tedavi helikobakter ortadan kaldırılmazsa mide kanserine kadar Allah korusun dönüştürebiliyor. Evet hocam. Brokoli. Çok geçmiş olsun efendim. Brokoli. Brokoliyi brokoli. Evet, evet yani peki. Hatta kitabıma da yazdım onu 2002'de mi yazdım 2003'te. Brokolinin böyle bir özelliği de var. Evet. Peki çok geçmişler olsun. Bir şey de yapabilirsiniz Basri Bey, U vitamini sıvı olan ama. Bak onun bir tableti var, bir de sıvı olanları var. Böyle küçük şişede U vitamini nereden elde edilir? Kırmızı lahanadan elde ediliyor U vitamini. Ondan böyle 7-8 damla yarım bardak suya damlatacaksınız. Helikobakter pylori'nin can düşmanı. Bazen soruyorlar hocam U vitamini de mi varmış, duymadım ben diyor. Ben demiştim size geçen programda. Peki. Öğrendim ama bak demiyorum peki. Bu hafta hocam. Sevgili hocam yine bir soru var, diyor ki izleyicimiz Aslı Hanım. Annemin yüzü güneşte rüzgarda kızarıp kaşınıyor, ne yapmalıyım? Az önce verdiğimiz kürler buna da iyi geliyor değil mi hocam? Rüzgarda kızarıyormuş yüzü. Güneşte. Evet. Yani güneş alerjisi olabilir. Evet. Güneş alerjisi ise güneşe çıkmayacak. Bak onu söyleyeyim yani. Hı. Güneş alerjisinden korunmanın tek çaresi güneşe çıkmamak. Peki. Sevgili hocam yine bir başka soru. Boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. Feci halde gribim. Çok acıyor boğazım ve kuruyor. Ne önerirsiniz diyor Mahmut Küçükkör. Şimdi bak çok güzel. Aman Allah'ım. Hele hele boğazı da bıçak gibi kesiyorsa ya, yutkunurken evet. Ne yapacak? Ne yapalım? Bir avuç bir defa havadaki mikropları öldürecek. Salonundaki yatak odasında, evin lavanta. İçinde. Lavanta. Bir, iki avuç lavanta çiçeğini kaynayan suyun içine atacak. Altına da bir mum yaksın. Hı. Salonda dursun o. Bütün eve onun kokusu yayılacak. Havadaki solunum yoluyla öksürerek havaya geçen mikropları da o lavantanın buharı, yağları ki uçucu yağları var, o mikropları öldürüyor. Şimdi gelelim boğaz ve bak boğazının da onu teneffüs ettikçe burnundan ve ağzından solusun o buharını onun. Nasıl o bıçak gibi kesme ağrısı, sızısı da kaybolacak. Ama esas yapması gereken ne şey yapsın? Ada çayı gargarası yapacak. Ada çayı gargarası. 1,5-2 tutam ada çayını 1 bardak suda 9 dakika kısık ateşte kaynatacaklar. Ilıdıktan sonra süzecek. Sabah, öğle, akşam arada gitsin gelsin bunun gargarasını yapsın. Karbonatlı suyla yapıyorlar onu efendim, hocam biliyor musunuz? Yok efendim. Yapmayın. Yani karbonatlı su antibakteriyel özelliği yani çok az var. Yani biz ada çayını tercih ediyoruz. Evet yani şimdi bir şeyi dezenfekte etme farklı şeydir. Antibakteriyel etki çok farklı şeydir. Burada yapacağı şey ada çayı. Mesela öyle faranjiti olanlar var ki veya tonsiliti olanlar. Yani bademcik iltihaplanması olan. İşte ada çayını daha da güçlendirmek için ne yapıyorsunuz? O 1,5 tutam aldığınız ada çayının içerisine 7-8 yaprak veya sapından ebe gümeci ilave edeceksiniz. Çok daha etkili oluyor. Ama gargara yapacağız, içmeyeceğiz. Gargara yapacağız. İçebilir de hiçbir İçebilir. Mahsuru yok. Peki. İçerse daha da etkili olur. Yani bir kısmını iç. Yani gargarayı bir bardak içte ayrı hazırlasın. İçmek için de bir tane ayrı hazırlasın. Yani bakın ne kadar çok faydasını görecekler. Ay ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür evet. ederiz. İyi fikirlerimiz biter mi? Bitmez. Hiç bitmez. Peki ne Yaradan'ın zaman devam nimetlerini edeceğiz? Saymaya kalksanız sayamazsınız.